Assalamu alaykum, hörmetli kardeşler. Hadis kıssaları degen rubriksine devamlaştırırız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste bunda degen eken: Bani İsrail'deki 3 kişi bulup, onlarının birisi ah kesel, yani birisi taz, üçüncüsü bolsa qarğı idi. Allah Ta'ala onlarını sınab bakmakçı bulup, onlarının qeyşiğe bir perişteni evetti. Perişte ah keselinin qeyşiğe kelip, sen nemini qalaysan dep sorabdı. O kişi sahtire ve kişiler jirkin uvatkan kesilimden sakayıp ketişini kalaymayan dıptı. Perişte onu sılap koyup diken onun beden terisi sakayıptı. Perişte sen kaysı malını yakşı göresen dep soraptı. O tüge dep cevap beripti. Onunla boğaz tüge berilipti. Perişte Allah bu malda sana bereket ata kılsın dep dua kıptı. Andın perişte tazının keşiği kelip sen nemini kalaysan dep soraptı. O, men çıraylıq çarş ve kişiler jirkin uvatkan kesilimden sakayıp ketişini xalaymayan depti. Şunun bilen perişte onu bir sılap koygan iken, onun jirkinişlik nersiler yok olup, çıraylıq çarş berilipti. Perişte, sen kaysı malını yakşı köresen dep sorapti. O, kala depti. Onunla boğaz kalılar berilipti. Allah Ta'ala, bu melinde sana bereket ata kılsın dep, perişte dua kıptı. Andın perişte qarğonun keşiğe kelip, sen nemini xalaysan dep sorapti. O, Allah'ın bana közümünün körüş kuvvetini əslige keltirip berişini ve kişilerini körüşünü xalaymayan depti. Perişte onun közünü sılapti, Allah onun közüge şipalıq beripti. Şunun bilen küreleydiğen bulupti. Perişte, sen kaysı malını yaxşı köresen dep sorapti. O, koyunu dep cevap beripti. Onunla kozları bar, sağlık koylar berilipti. Bir mezgil ötkendiğin kiyin, onlarının malları köpeyip, onlar bay bupti. Her birinin bir yaylaq töge, bir yaylaq kala, bir yaylaq koy bulup ketipti. Andın perişte, ah keselinin keşiğe onun burunki süreti ve şekilde kelip, ''Mən bir miskin adam, səpirimde menin ozuq tülügüm tügep kette, meni Allah andın kalsa senden başka birerse öy makanımga yetküzüp koyalmaydı. Sana sağ beden terenine ve mal ata akılgan Allah'ın namı belen soraymen ki, mana səpirimde min gidek tögü bersen'' dep soraptı. O kişi ''Menin nurgun işlerim bar'' dep yardım kılıçtın baş tarttı. Andın perişte, men seni tonuyduğandık kılımen, sen kişiler jirkinliğen ah kesel emes miydin? Kembeğel emes miydin? Allah sana bergen emes miydi? Depti. O kişi, hakikaten bu mallar ata buğularımdın mana kalgan miras, depti. Perişte, eğer sen yalgan eğitkan bolsan, Allah Ta'ala seni eslinge kaytırıp etkeye edip, beddua kıptı. Andın perişte tazının süreti de tazının keşiğe kelip, helikli kişiye degenge okşaş sözlepti. Tazımı o kişiye okşaş gepler bilen onu kaytır vetipti. Perişte, eğer sen yalgan eğitkan bolsan, Allah Ta'ala seni eslinge kaytır vetsin, depti. Perişte qarğonun keşiğe onun süreti de kelip, men bir miskin adam, səpirimde menin ozuq tölügüm tügep kette, meni Allah andın kalsa senden başka birerse öy makanımga yetküzüp koyalmaydı. Sana közünün sağı etip bergen, Allah'ın namı bilen soraymen, mana səpirimde yetküdek azıraq nersi bersen depti. O kişi, hakikaten menin közlerim kor edi. Allah bana köz nurumunu kaytırıp bedi. Sen halığınını erip, halığınını koyun. Allah'ın namı bilen kesem ki, bugün Allah yolu da sana bergen nesillerim için herkes sana minnet kılmayman depti. Perişte, malların özenge kalsın. Hakikaten sizler üşünle sınaldınlar. Allah senden razı oldu. O işki buradırınca Allah gazeplendi depti. Mana bu kıssa, aziz kardeşler, bizge köp nerselerini ügütüdü. Birinciden, yaxşılıkka şükürlük kılış onun davamlıq buluşunun kepili. Yani Allah Ta'ala bizne pekatle yamallıq bilenle emez, yani bir kıyınçılıklarını evetiş bilenle emez, belki yaxşılık beriş arkılıq, bizge nimetlerini ata kılış arkılıq sınaydıken. Mana bu yaxşılıklar Allah'ın kelgen nimetler üçün biz her daim Allah Ta'ala'ya şükürlük kılışımız gerek. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "La in şekertum la azidennekum." Nimetimge şükür kılsanla onu tihimu ziyade kılmayan degen iken.
Bu kısada şükür kılışının təsili bayanlanğan. O bolsa Allah Taala bergen yaxşılıqlarını itiraf kılışımız kerek. Yani bizde bar bolğan barlıq yaxşılıqlar, her qandaq nimetler Allah'ın kelgenligini bilişimiz kerek. Şundaqlar şu nimetlerini özgiler üçün sərib kılışımız kerek. Yani mesela kim bay bolğan bolsa mal dünyası bilen muhtaç kembeğallarga yardım kılsın. Kim küçlük bolğan bolsa öz küşü bilen cemiyetke ademlerge payda yetküsün. Mana muşundaq şükürlük kılgan helikı qarğodan Allah Taala razı bolup nimetlerini arttırıp bedi. İkinciden ten salametlik zor baylık. Kısada üç ademge perişte gelip her kaysiden olanın nimini halaydıqallığını soradı. Her kaysi olarda bolgan dertin sakiyişini halaydıqallığını eytti. Demek ten salametlik çoğun nimet. Bırak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytkandik köp ademde köp kişiler bunun kadrini bilmeydi, tonumaydı. Tenimiz sağ bolğan çağda savaplıq işlerini köperek kılışka tirişeyle. Çünkü dertlerge mubtala bolğan aciz adam bu mümkünçiliklerden mahrum kılışı mümkün. Üçüncüden bexilliknin akıbeti xorluq. Kısada bexillik yaxşılıqa aparmaydıqanlığını bayanlanğın. Çünkü del muşu yaman xislet ah kesel bilen tazının yalğan eğitişka tütkü boldı. Allah'ın bergen nimetine bahalımay vapasızlık kılışka başladı. Şunluğu oşaş, bexillik ademini nurğunluğan yaxşılıklardan kaytırıdı. Mertlik bolsa, insanın aldığı üzgü əməllərinin ve savaplıq işlerinin upuqlarını açıdı. Hemimiz bu kısıdan paylanıp, ibret alaylı.